Geçtiğimiz günlerde bir kitap okudum ve kitapta dünyayı yöneten gizli güçlerin olduğunu ve o güçlere hizmet edenlerin olduğunu anlatan bir şey vardı. Acaba Rayman de bu amaca hizmet ediyor olabilir mi? Nasıl olur da Rayman, Dwayne Johnson ile röportaj yapabilir? Acun Ilıcalı'yı hepimiz anti-YouTube'cu olarak bildiğimiz halde neden ve nasıl olur da Rayman'e özel izin çıkarmıştı? YouTube anlamam da ona göre. Biz anti-YouTube'uz. Ve nasıl olur da tüm önemli isimlerin Illuminati tarafından ayın 25'inde öldürüldüğünü bildiğimiz halde Rayman ısrarla şarkısını ayın 25'inde çıkarmıştı? Ve yine nasıl olur da 63 videosu ile bu kadar kısa zamanda bu kadar aboneye sahip olabildi? Ve yine nasıl olur da bir günde 10 milyon izlendi ve Türkiye rekoru kırdı? Ama bunlar birer teori. Ama gerçek olabilir mi?